Akşam gazetesinin manşetinde de bir evet. e, taksi haberi var, Uber taksi haberi. Evet, evet e, ücret artışı için daha önce hatırlayacaksınız bir toplantı yapılmıştı ama kabul edilmemişti. Şimdi neden bir artış gerekli görülüyor? Bu toplu taşıma yama değil, toplu mi? Toplu taşımaya. taksi de var. Taksi de var. Taksi taksi var, var tabii. Yılbaşından Dolmuş. beri. Otobüs, taksi. taksi, hepsi var. Yılbaşından beri çünkü akaryakıta o kadar zam geldi ki ardarda herkes isyanda yani e, toplu taşıma esnafı da, taksici de, esnafı da e, isyanda ve hani bu durumda bu gidişle eğer zam yapılmazsa bu işi, bu mesleği sürdüremeyeceklerini söylüyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ulaşım esnafı özetle zam istiyor ama karşı çıkanlar da var. Bakalım bugünkü toplantı öncesi neler yaşandı, neler söylendi bir haberimizde görelim. Bu kome İstanbul'da ulaşıma zam talebiyle yeniden toplanıyor. Mart ayında gerçekleşen toplantıda da bu talep gündeme gelmiş, oy çokluğuyla reddedilmişti. Red kararında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tavrı etkili oldu. Yılbaşından beri artan yakıt fiyatları ulaşıma zam kaçınılmaz kılarken İBB'den yapılan açıklamada toplu taşımada 10 milyar lira sübvanse zorunluluğunun kurumu zora soktuğu belirtildi. Bu son dönemde yaşanılan fiyat artışları, işte markete gittiğimizde, bakkala gittiğimizde karşımıza çıkan o artışlar e, maalesef ulaşımda da karşımıza çıkıyor. E, esnafın akaryakıt maliyetleri, bakım maliyetleri, diğer maliyetler e, dolayısıyla bunları eğer fiyatlara yansıtamazsak bu iş e, sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Esnafın talebi şu, %50'nin altında maalesef bir e, bir ücret düzenlemesi, bir zam teklifi kabul edilebilir değil. Ukomen'in 2021 Aralık ayı toplantısında toplu taşıma ücretlerine %36, servis ücretlerine de %27 oranında zam yapılmıştı. Ancak yapılan bu artış sonrasında akaryakıta defalarca zam geldi. Akaryakıt maliyetiyle beraber bakım maliyetleri diğer bizim bütün masraflarımızı etkilemiş ve artmış durumda. Ama hala aynı ücretlerle taşımacılık yapmaya 3 aydır devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri UKOME toplantısı öncesi ulaşım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Esnaf ulaşımda tekerleklerin durma noktasına geldiğini vurguladı. İstanbul'da ulaşım esnafı artan akaryakıt fiyatları nedeniyle %50 zam istiyor. Bildiğiniz üzere ulaşım camiasındaki tekerin dönmesinin en önemli e, temel kaynağı ya akaryakıt, Akaryakıt fiyatlarına %100 oranında zam yapıldığı için biz de zam değil, yakıt farkı istiyoruz. Esnaf e, kontak kapatırsa vatandaş mağdur olur, vatandaşın mağdur olmasını istemiyoruz. Okomen'in gündeminde indirimli kartlar için zam yok. Ancak yapılan suistimallerin önlenmesi için uygulanacak yöntemler gündeme gelecek. Eğer çalışıyorsa, eğer gerçekten öğrenci değilse bu suistimalleri biraz ortadan kaldırmak istiyoruz. Onun için yaptığımız bir düzenleme. Dolayısıyla hakkaniyette olan şey neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi e, durum bu. Tabii ki e, esnaf, işte toplu taşıma esnafı, taksi e, esnafı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME üyeleri isteyerek güle oynaya talep etmiyorlar. Gerekli olduğu için mecbur kaldıkları için gündeme getiriyorlar. Tekerlekler durma noktasına geldi deniliyor. Şimdi o kadar zam geldi ki akaryakıta peş peşe ozan bu maliyetleri kaldıramıyorlar ve galiba böyle bir zam yani orandan bağımsız söylüyorum. %30 olur, %50 olur onu bilmiyorum ama bir zam e, kaçınılmaz olmuş görünüyor değil mi? E kaçınılmaz gibi görünüyor. Yani ortada rakamlar, ortada yani benzin, mazot maliyetindeki artış ortada ama ben farklı bir perspektiften bakıyorum bu meseleye. Bu maliyet artışları, e, zamların bir şekilde gerekçesi oluyor. Peki bunun sonu ne? Mesela şöyle bir şey olabilir mi? Ya maliyetler çok arttı. O zaman elektrik faturasına biz yüzde 300 zam yapacağız. Yani yarın öbür gün bir şey oldu diyelim ki. Maliyetler arttı. Maliyet artışı yüzde elektrik yüzde 300 zamlanacak. Doğalgaz yüzde 400 zamlanacak. Şu... E ne yapalım? E, yani? vatandaş diyor ki çok haklı bir isyanı var vatandaşın. Ya sokaktaki vatandaşın. Dua, ulaşım. Bunlar bazı cari giderleri var insanların. Ulaşım, barınma, faturalar, konut, gıda. Buradan kısamıyorsun. Şimdi ulaşma zam geldiği takdirde İBB e, mali tablolara bakarak diyor ki yani ulaşma zam yapmazsak biz batacağız. Hı hı. E, vatandaş da kendi bütçesine, aile ben bütçesine bakar. Yani, sen zam yaparsan ben batacağım diyor. Burada aslında ideali nedir bu işin? Aslında merkezi idare ile yerel idare arasında bir uyum gerekir. Kardeşim ya yani değil mi? Olması gereken odur yani. Madem böyle bir şey Tabii var ki. ortada, madem böyle bir kriz var. Üstelik İstanbul'daki toplu taşıma da diğer illerle, büyük şehirlerle karşılaştığı zaman fena değil. Ama burada ne yapmak gerekiyor? 20 milyonluk bu işçi kentine aslında bir sübvansiyon gerekiyor. Bakın şeyde enerjiye, enerji şirketlerine sadece bu yıl için 300 milyar lira şeyden bütçeden sübvansiyon ödemesi yapıyoruz. Yani siz enerjiyi üretin, ucuzu üretmeniz için bütçeden 300 milyar lira ayırıyoruz. 300 milyar lira dediğiniz zaman bu böyle basit bir para değil. Toplam KDV'nin tümü neredeyse oraya gidiyor. Toplam toplanan KDV. Buraya da böyle bir şey lazım. Bence İBB'nin burada iletişimi de o anlamda yani İstanbul Belediyesi'nin iletişimi de bu anlamda enteresan. Çünkü öyle tuhaf bir durum var ki zam isteyen kurum olarak e, şeye çıkıyor. An anılmaktan gerekiyor. çekinmiyor. E, diyor ki biz zam istiyoruz. Hükümet istemiyor. Yani bürokratlar, bürokratlar engelliyor. engelliyor bizim bak bat, bizi batırmak istiyorlar. Belki bunun alternatifi şuydu. Hani politik olarak şey yapıyorum, değerlendiriyorum. Şöyle bir dilde kurulabilirdi. Hükümete çağrı yapabilirlerdi. Subvanseydin bizi. Çünkü ortada ciddi bir kriz var bu krizi siz yarattınız. Ama onu söyledi KDV ve ÖTV'yi kaldırın. Ha, bunun bunu söylüyorlar. Bunu, onu toplu taşımadan şimdi onu dediği doğru onu kaldırsalar bir kere. hükümetin ha. yapacağı ikisini kaldıracak. Toplu taşımaya ha. destek. E biz belediyeye verdiğimiz vergilerde bize bu hizmeti sağla diye de vergi veriyoruz. Ha. Bir kısmını da belediye üstlenecek. Yoksa dediğin gibi maliyetler at. E ne olacak 50 zam şimdi diyor ki batıyoruz. Haklı olabilir ama öyle bir noktada öyle bir rejim kuruldu ki merkezi hükümet İstanbul'u hani batırayım diye elinden geleni yapıyor. Peki bir şey taksilere bir... imkan vermiyor. 5000 taksiye verse belki taksi problemi Tabii. şey rahatlayacak. Taksiciler şey olacak. Ne bileyim başka her türlü engeli koyan bir merkezi iktidara karşı bu tarafta diyor ki kendimi savunuyorum diyor. Yani ne yapayım batırıcı KDV indirse, ÖTV indirse bak kardeşim ben senden bunları indirdim. Sen de şu kadarlık şeyini, payını bu geçici dönemdir. Bu yatırımı yapmayıp bunu şey yap. Ne bileyim %10 zam yaparak bu geçiş dönemini bunu kapat. İnsanlar hiç olmazsa evine gidip gelebilsin, işine gidip gelebilsinler. Öğrenci okuluna gidip gelebilsin gibi imkanlar yapmak lazım. Bunu sadece YTT olarak da görmemek lazım. Evet. YTT otobüsü kadar halk otobüsleri de var. Onlar da perişan Halbuki durumda. Halbuki iktidar yani... şöyle de yapabilirdi değil mi? Bu kadar e, zorlayacağına İBB'yi ve sırf çalışamaz hale gelsin mağdur olsun, hesap veremez olsun e, kötü yönetiyor İstanbul'u gözüksün diye öyle yapmak yerine taksi sorununun çözümüne sunacağı destekle buradaki iş veya bu zam konusunda dediğiniz Tabii. gibi sübvanse etme e, konusunda bir yardımcı olmasıyla aslında bunu kendi siyasi e, hanesine şey olarak seçmeni anlatma e, konusunda bir başarı olarak bir artı olarak yazabilir. Bir siyasi iletişim anlamında da bunu kullanabilirdi. Kullanamaz mıydı? Aslında Yani bir an, sorunu çözen yine iktidar olabilirdi. Ama şöyle oluyor. Şimdi her zaman belediye bugüne kadar BD'ler belli bir konularda zam yapar. İnsanlar da buna isyan eder. ya Bu kadar zam mı olur? Emla bu kadar para zam yok. Şuna zam, buna zam diye suya zam taş şeye zam metrobüse zam metroya zam otobüs zam diye isyan herkes. Şimdi duruma bak. Şey belediye ben mağdur oldum diyor. Niye mağdursun? Zam yapamıyorum, zam diye. yapamıyorum. Mağdur olan Tabii. ya böyle bir Alt şeydi. Bu arada Ta ya haklılar da gerçekten ya. ortaya ya böyle baktığın zaman sayıları atıyor. ortaya döktükleri zaman milyarlara Ama ulaşan %50, zarar ediyorlar. %50, %60 %70 zam olduğu zaman da Burada Vatandaş insanlar mağ, mahvolacaklar, yani mağdur şimdi... olacaklar. Nasıl binecekler otobüse buradan? İnsanlar iki otobüste, üç otobüsle işe, şeye gidiyor ya, gidiyor ya. Eğer, bir akbil eğer zam gelirse, bir akbil 6,5-7 liraya çıkacak yani şeye göre, mesafeyle, şununla bununla farklı farklı. Bu e kaldırılabilir. 15 liralık bir yol parası düşün. Kaldırılabilir yani. bir para değil. Ulaşım bir de zorunlu bir gider. Yani sürekli olarak kullandığınız bir gider. Ya işe gitmesen para kazanamayacaksın. Tabii. İşe gitmenin maliyeti ya, artıyor. Ya ki iktidar aslında e, yapması gerekeni yaparak hem mağduriyeti giderip hem İstanbul'un bu krizin çözüp hem de burada yaşanan krizi kendi lehine çevirip fırsatı e, çevirip bunu kullanabilirdi de ama bunu yapmaktan evet. kaçınıyor, imtina ediyor. Şunu da mesela bir hayal kuralım. Diyelim ki aslında iktidar bu haliyle İstanbul halkının tercihini cezalandırıyor. Yani şey yapıyor aslında. Evet. Ceza veriyor İstanbul evet, tabii. halkına. Siz diyor ben ben buradayken siz nasıl bana muhalif birini seçersiniz diyor. Çünkü hayal edelim. Mesela İstanbul Belediye Başkanı Binali Yıldırım olsaydı. Şu anda mesela böyle bir şey yaşanır mıydı? Hemen çıkartırdı evet. hazineden oradan buradan bir parayı. kardeşim, zammam yok. Sen böyle bir sıkıntı da olmaz. Devam et. Her türlü desteği verirlerdi. Şimdi 20 milyonluk bir kentin belediyesiyle, yerel yönetimiyle merkezi idare arasında bir çatışma oluyor. Bu çatışmada ama doğrudan mağdur olan Vatandır. 20 milyon insan var. Ya Sultanahmet Meydanı'nda kaç senedir 20 senedir Ramazan etkinlikleri olur. Bu şeyde imam oldu hani o geldi yapılmasın diye yapılmıyor diye kaldırdı Ramazan diye çünkü onu da Orada da bir takım etkinlikler yapmaya kalktı. İşte şey sonrası, teravih sonrası insanların sahuru bekleyene kadar orada bir şey vakit geçirmeleri için. Hava da güzel.